Ve en önemli mesele nedir biliyor musunuz kardeşler? Onlara hangi kötülüğü hatırlatırsanız hatırlatın, derler ki Allah istemeseydi olmazdı. Yani demek ki Allah bu yöneticileri bizim başımıza seçti ki, bu yöneticilerden razı oldu ki, Allah bunları bizim başımıza getirdi. Bize ne düşer? Allah'ın iradesine teslim olmak düşer. Sizin buranın putlarından olan Celaleddin Rumi, yani Moğolları bizim başımıza kim getirdi? Moğolları bizim başımıza Allah getirdi. O zaman ne yapacağız? Başımızı önümüze koyacağız. Diyeceğiz ki bu Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiri olduğu için de bizim söyleyecek hiçbir şeyimiz yoktur diyeceğiz. Şimdi diyor ki bu Mevlana Cihan Rumi Hazretleri Moğolları desteklemiştir diyor. Bunu birkaç densiz de söylüyor ondan başka. Şimdi bakınız, takdire sarılmak, kaza ve kadere iman diye bir şey var dinimizde, değil mi? İmanın 6. şartıdır. Biz kaza ve kadere iman ederiz. Allah'ın takdirini, sünnetini de bilir evliya-i kiram. Nedir o sünneti? Bir devlet eğer yıkılacaksa nasıl yıkılır? Adalet elden gittiyse yıkılır. Haya elden gittiyse yıkılır. İş ehline verilmediyse yıkılır. Kadın erkek işine karıştıysa yıkılır. Bu Allah'ın sünnetidir. Selçuklu'da bunların hepsi oldu. Mevlana Cihad-ı Rumi Hazretleri nasihat etti. Düzeltin, düzeltilmedi. Ne oldu? İlahi takdirin kılıcı kınından çıktı. Ne dedi Peygamber Zişan sallallahu aleyhi ve sellem? اَذَّالِمُ سَيْفُ اللّٰهِ. Bak, tabire bak. Zalim Allah'ın kılıcıdır diyor. يَنْتَقِمُ بِهِ. Allah onunla intikamını alır. Onunla intikamını alır. ثُمَّ يَنْتَقِمُ مِنْ. Ha, ona da ceza kesmez değil. Ondan sonra da ondan intikamını alır diyor Allah-u Teala. Ondan intikamını alır. Mevlana Cihad-ı Rumi diyor ki, Moğol'a karşı gelemeyeceksiniz. Neden? Çünkü imanınız yeterli değil. İslam'ı yaşamıyorsunuz çünkü. Geçmişte bu çok oldu. İslam'ı yaşanmayana Allah ceza kesti. Kesti. Bize de kesmedi. İslam'a dönün. Dönmüyorsunuz. Dönmüyorsanız Moğol gelecek. Allah Moğol ile cezanızı kesecek. Bunu söylüyor yani. Bunu söylüyor. Allah'ın söylediğini tefsir ediyor. O da diyor ki Cengiz Han'ı daha üstün görmüş Müslümanlardan. Cengiz Han da çok iyi birisiymiş de. Öyle anlatmışmış da. Böyle söylüyor yani. Demek istiyor ki Mevlana Hazretleri, Allah'ın bir adeti vardır. Kulları Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmazsa, Resul-i Ekrem'in sünnetine sımsıkı sarılmazlarsa günden güne çökerler. Çökünce ne olur? Adalet elden gider en başta. Hazreti Ebubekir Sıddık hilafete gelir gelmez yönetim sisteminin temelini anlattı. Dedi ki nedir temeli yönetim sisteminin? Adalettir, adalet. Haklı olan, haklı olan insan bana geldi. Sizin gözünüzde o en zayıf bir kul olsa da benim yanımda en kuvvetlidir. Haklı olsun. Haksız olan insan sizin yanınızda zengin, işte kalantor, şov, bu ne derseniz deyin, benim yanımda en zayıf olandır o dedi. Haksız çünkü gelmiş karşıma. Adaleti kaybettir, yıkılır. Hazreti Ömer'in adaleti. Adalet gitti, haya gitti. İşi ehline vermeler kalktı. Ne olur? Devlet yıkılır. Bu devlet Kur'an ve sünneti bıraktığı gibi bıraktığı için Allah'ın cezası da gelir. Mana aleminde bu cezanın kimle geleceğini bilmesi mi suç Mevlana Hazretleri'nin? Bu mu suç? Allah'ın bu cezayı kimle keseceğini, emrettiğini görmesi mi suç Mevlana Hazretleri'nin? Bu da başka bir safsataları yani. Ama çok ağrıma gitti Konya'da gelip bunu söyleyebilmesi. Bu terbiyesizliği gelip burada yapabilmesi. Konyalılarında buna ses çıkartmamış olmuş. Kimse artık onu dinleyen, o cemaat, bu safsataları dinleyen.
Yani velhasıl bu bir mesele. Mevlana Hazretleri olduğu için burada açıklama ihtiyacını duyduk. Fakat bu insanların anlatımlarının %10'luk bölümü doğrudur. %90'lık bölümü hep çarpıtmadır, hep safsatadır.